Levent dijital müzik ve oyun satan online bir satıcıdan 25 lira değerinde bir hediye çeki kazanmış. Bu mağazadaki her müzik parçası 0,89 lira, her oyun ise 1,99 lira imiş. Levent hediye çekini kullanarak en az 15 tane oyun veya müzik parçası satın almak istiyormuş. Bu senaryoyu temsil eden bir eşitsizlik sistemi kurun ve Levent'in yapabileceği alışverişleri grafik yardımı ile belirleyin diyor. Burada grafik çizebilmemiz için bir alanda ayırmışlar. Güzel. Önce değişkenleri tanımlayalım. S Levent'in satın alacağı müzik parçalarının sayısı, G ise oyunların sayısı olsun. Bize verilen bilgilerden biri Levent'in bu çeki kullanarak en az 15 tane oyun veya müzik parçası almak istemesi. Levent'in alacağı müzik parçası ve oyunların toplam sayısının en az 15 olması gerekiyorsa buraya büyük ya da eşit 15 yazıyorum, değil mi? Evet, burada verilen bilgiye göre bunu yazabiliyoruz. Bunun yanında hediye çekinin değerinin de 25 lira olduğunu biliyoruz. Bu da Levent'in müzik parçaları ve oyunlar için ödeyeceği paranın 25 liraya eşit ya da 25 liradan az olması gerektiği anlamına geliyor. Müzik parçalarına vereceği para alacağı müzik parçalarının sayısı ile bir müzik parçasının fiyatının yani 0,89'un çarpılması ile bulunur öyle değil mi? 0,89. 289 çarpı s. Müzik parçalarına harcayacağı para artı bir oyunun fiyatı olan 1,99 çarpı alacağı oyun sayısı. Levent'in harcayacağı toplam paranın 25 liraya eşit ya da 25 liradan az olması gerektiğini de biliyoruz. Şimdi bunların grafiğini çizebilmemiz için önce eksenleri tanımlamalıyız. Bu arada sadece birinci çeyrekle ilgileneceğimizi de söylemek istiyorum. Çünkü Levent'in alacağı müzik parçası ve oyunların sayısı negatif olmayacak. Evet sadece birinci bölge. Hemen eksenleri çizelim. Şu an çizmekte olduğum düşey eksen. Evet bu müzik parçaları ekseni olsun. Levent'in alacağı müzik parçalarının sayısı. Bunu görebileceğinizden emin olmak istiyorum. Evet, müzik parçası ekseni. Ve yatay eksende alacağı oyunların sayısını gösteren eksen olsun. Evet, biraz daha kalınlaştırayım. Alacağı oyunların sayısı buradaki alana sığabileceğimizden emin olmak istiyorum. Oldukça büyük sayılarla çalışacağımız hissine kapıldığım için oldukça büyük derken milyonlardan bahsetmiyorum ama bu kutuların hepsi 2 2 olsun evet. 4 8 12 16 20 ve bu şekilde devam ediyor. Burası da 4 olacak. Tabi buranın 0 olduğunu da unutmayalım. 4, 8, 12, 16, 20 şeklinde devam edecek. Şimdi de soruda verdikleri bu iki kısıtlayıcı bilgiyi grafik üzerinde göstermeye çalışalım. Birincisi, s artı g büyük ya da eşit 15. Bunu grafik üzerinde gösterebilmenin en kolay yolu x ve y eksenini kestiği noktaları tayin etmek. G 0 iken s kaç olur? Bu durumda s artı 0'ın 15'e eşit ya da 15'ten büyük olması gerekir öyle değil mi? O halde g 0 iken s 15'e eşit ya da 15'ten büyük olacak. Şu şekilde göstereyim. Şöyle yapacağım. G 0 iken s 15'e eşit ya da 15'ten büyük olacak. G0 demiştik. S ise burası 12, burası 14 ve burası da 15. Evet, G0 iken S'nin değeri 15 veya 15'ten büyük olabilir. Aynı mantıkla s sıfıra eşitken de g'nin değeri ya 15'ten büyük ya da 15'e eşit olacak değil mi? Tekrar ediyorum s sıfırken g 15'e eşit ya da 15'ten büyük olacak. İşte burası 15'e eşit ya da 15'ten büyük. Sınır değeri yani S artı G'nin 15'e eşit olduğu durum için bu iki noktayı birleştirmem lazım. Evet işte şöyle yine kabus doğruları çizmekte her zaman zorlanıyorum. Bu iki noktayı en iyi nasıl birleştirebilirim? Yok yok yine olmadı. Bir saniye aslında elimin altında bir doğru aracı olsa işim çok kolay olacaktı ama ne yazık ki yok. Her neyse. Her neyse bu fena görünmüyor. Şimdilik bununla idare edelim. Evet bu S artı G eşittir 15 doğrusu ve eğer 15'ten büyük değerlerle ilgileniyorsak ki öyle bu doğrunun üstüne çıkacağız. Bu anlama geliyor. G sıfırken iken S'nin 15'e eşit ya da 15'ten büyük olduğunu görüyorsunuz değil mi? Buradaki değerlerin hepsinden bahsediyorum. Ve aynı şekilde S sıfırken de G 15'e eşit ya da 15'ten büyük değerler alacak. Buradaki kısıtlayıcı bilgi şu an taramakta olduğum alanı ifade ediyor. Evet tüm bu alan içindeki koordinat değerleri tabi. Bu arada tam sayı olan koordinatları kullanmamız gerekiyor değil mi? Zira bir müzik parçasının ya da oyunun bir kısmını satın alamayız öyle değil mi? Peki ne diyordum? Bu alan içindeki tam sayı koordinat çiftleri Levent'in en az 15 tane müzik parçası ve oyun alacağı bilgisini sağlıyor. Örneğin burada 8 oyun ve 16 müzik parçası satın alıyor. Toplamları 20 24 eder ve birinci bilgiyi sağlamış oluruz. Sırada soruda verilen ikinci kısıtlayıcı bilgi var. 0,89 çarpı s artı 1,99 çarpı g küçük ya da eşit 25. Evet, bu başlangıç noktası olacak. İsterseniz 0,89 çarpı s artı 1,99 çarpı g eşittir 25 doğrusunu çizerek işe başlayalım. Daha sonra da bu doğrunun altında kalan alanı dikkate alacağız, değil mi? Buraya g yazmayı unutmuşum bu arada. Peki. Bu doğruyu da yine x ve y ya da daha doğrusu s ve g ekseni dersem evet, kesim noktalarını bularak çizeceğiz. S 0 iken 1,99 g 25'e eşit olacak, değil mi? Hemen not edelim. S 0 iken 1,99 g 25'e eşit olacak. Buradan g'yi hesap makinesini çıkarayım. Evet, 25 bölü 1 virgül 99. 12,56. Evet, g eşittir 12,56. Burası 12 ve burası 14 ise 12,56 buralarda bir yerlerde olur. 12'den biraz daha büyük olacak. Aynı şeyi g'nin 0 olduğu durum için yapınca da evet g sıfırken bu terim 0 olacak ve geriye 0,89 s eşittir 25 kalacak. Buradan s'yi bulmak için bir kere daha hesap makinesini kullanalım. 25 bölü 0,89. Evet bu da 28,08. 28'den çok ama çok az büyük bir değer bu 28,08 g 0 olduğunda s, burası 20, bu 24, burası 26 ve burası da 28. 28'den azıcık daha büyük olan bu noktayı işaretliyorum. İşte burada. Bu durumda 0,89 s artı 1,99 g eşittir 25 doğrusunu çizmek için bu iki noktayı yani 28,08 ile 12,56'yı birleştirmem gerekiyor. Bakalım bu doğruyu çizebilecek miyim? bir kere daha denemek istiyorum. Aşağıdan başlarsam daha kolay olur mu acaba? Evet sanırım biraz daha iyi oldu. Şu doğruyu biraz daha kalınlaştırayım. Görmesi daha kolay olsun. Evet. Bu doğrunun temsil ettiği kısıtlayıcı bilgi de bu. Ve burada 25'ten küçük ifadesini gördüğümüze göre bana bunun ne anlama geldiğini hemen söyleyebilirsiniz, değil mi? Bakın, g0'a eşitken 0,89s 25'ten küçük olacaksa, burada g0 iken bu işaretin eşittir yerine küçük eşit olduğunu düşünebiliriz ve bu durumda s 28,08'den küçük olur işte. Buradaki bölge S0 iken de yine orijinal denklemden yola çıkarak 1,99G'nin 25'e eşit ya da 25'ten küçük olacağını söyleyebiliriz. Bu doğruyu grafiği çizebilmek için kullandım ama sizin de tahmin edeceğiniz gibi asıl önemli olan buradaki eşitsizlik. 1,99G küçük eşit 25'ten G'yi küçük eşit 12,56 olarak bulmuştuk. O halde neymiş? S0 iken G 12,56'dan küçük ya da 12,56'ya eşit eşitmiş. Şimdi bu ikinci kısıtlayıcı bilgiyi sağlayan bölge de burası yani bu doğrunun altında kalan alan öyle değil mi? Bize verilen kısıtlayıcı bilgilerin ikisini de sağlayan alanı bulmak istediğimiz için bu ikisinin kesiştikleri yere odaklanmamız gerekiyor ve bu alanda pembe doğrunun altında mavi doğrunun da üstünde kalan alandır. Doğruların ikisinin de bu alana dahil olacağını da unutmayın. Bu alan içinde kalan herhangi bir kombinasyon mesela 4 oyun ve 14 müzik parçası Levent'in yapabileceği alışverişlerden biri olabilir. 2 oyun 16 müzik parçası da olur. Anladınız değil mi? Bu alan içindeki tüm tam sayı değerleri eşitsizliklerimizin ikisini de sağlar.